Merhaba herkese. SRC 20'lerle alakalı bazı gelişmeleri ve güncellemeleri sizlerle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Bildiğiniz üzere birkaç keredir SRC 20'lerle alakalı sizlere bilgi vermeye çalıştım. Videolar da yaptım. Twitter'dan, Twitter'dan da duyurularda bulundum. Bunlarla alakalı gelişmeleri ben tabii ki takip ediyorum. İlgili Discord kanallarında ve Telegram kanallarında. Şimdi özellikle çok fazla soruluyor ne mint edilir, ne yapılır, ne edilir. Bunlarla alakalı yararlı olabilir bu video. Öncelikle birkaç tane önemli şey var, link var. SRC'lerle alakalı ilgileniyorsanız eğer birkaç tane güncel link paylaşayım. Mint etmeyle alakalı, işte transferinizin durumunu sorgulamayla alakalı vesaire bazı şeyleri görebileceğiniz e, linkler var. Bu da Bitcoin Stamps Telegramında yayınlandı. Siz şurada gördüğünüz e, şeyi linki browser'ınıza girerek bu linklere ulaşabilirsiniz. E, bunlardan en önemlisi aslına bakarsanız e, Stampscan.xyz adresi. Burası çok güzel bir adres. Burada bütün tokenların güncel durumunu e, görebiliyoruz. Sanırım en senkronize burası şu anki haliyle. Biraz bu siteyi inceleyelim ve ne işimize yarayacak bakalım. Gördüğünüz üzere burada Kevin Stamp, Bobo Pizza, işte şu ilk dört zaten çok popülerdi. Mintlediklerim bunlar benim. Başka mintlemedim şu ana kadar. İşte Nivek, Meme, Pepe vesaire. Pek çok şey var burada tamamlanma oranları, mintlenme oranları var. Haddinden fazla mintlenmiş. Bun, bunları niye yapıyorlar bilmiyorum. Yapma yap, yani yapmaması lazım. Şu an mintlemeyin yani kevin stamp'i. Bunlar bitti artık. Ee, Bitcoin'i yakıyorlar açıkçası bunları mintleyerek. Hiçbir anlamı yok. Ee, buradan mesela tıklayıp, progrese tıklayıp mintlenme oranlarına, nelerin mintlendiğine vesaire bakabilirsiniz oranlarına göre. Pek çok şey çıktı tabii yani iş popülerleşince e, pek çok yeni şey çıkmaya başladı. Biz bunu nasıl takip edebiliriz? Yani ben size tabii ki şunu mintleyin diyemiyorum. E, çünkü kestiremiyorum geleceğini. Tamam ilkler her zaman iyidir. Ama sonrasında neleri mintleyebiliriz? Onu nasıl anlayabiliriz? Burada minting sekmesine tıkladığınızda e, en son 500 mint yani top 10 baktığınızda en çok son 500 mintte en çok hangileri mintlenmiş onu görebiliyoruz. Şöyle stamp ileri doğru bakınca en çok Sato 155 tane, işte Silver, şu yeşil çizgi Silver, şu Sato, şu gördüğünüz mavi. Sato Silver stamp, hala stamp'i mintliyorlar, mintlememeleri lazım. Spam, Pepe, Naka, 420, SRC 20, Ship ve Nivek. Bunların mintlendiğini görüyoruz. Hani bu size bir şey olabilir, gösterge olabilir ama hangisinin değerleneceğini, ne olacağını şu an kestirmek mümkün değil. Burada ayrıca mintlemelerin valid mi değil mi, geçerli mi onu görebiliyorsunuz. İşte birisi işte silver'ı mintlemiş bin adet ve geçerli şeyi. Geçersizler de var burada görüyorsunuz. Burada mesela yeni mintlemiş bir arkadaş hem de birkaç kere üst üste başarısız mintleri olmuş. Bunlara dikkat etmenizde fayda var. E buradan adres e, mintleri, mintlediğiniz adresiniz var ve kontrol etmek istiyorsunuz. Bunu nasıl yapabilirsiniz? İşte receive adresinizi, bitcoin stamp adresinizi buraya e, yapıştırırsınız. Burası size daha önce mintlediğiniz, işte benim mintlediklerim arkadaşlar. Ben hepsinden birer tane mintlemiştim. Kevin's'ten, Bobo ve Pizza'dan. Bunlar çıkıyor işte ee, burada. Ee, bunlarla alakalı valid mi, geçerli mi, değil mi, bütün bilgileri görebilirsiniz arkadaşlar. Ee, faydalı. Bir başka faydası bu sitenin, ee, bu şeylerin, holder'ların oranını gösteriyor. Bu çok güzel bir şey. İşte Kevin'in, bakın hala mintleyenler var son <laughs> şeylerde. Bunların hepsi geçersiz tabii ki. Ee, Bakın adres dağılımı ne kadar güzel Kevin'de mesela. Yani oldukça fazla adrese yayılmış durumda. Bu tabii ilk, ilk stamp'ti. Ee, çok az insan girebildi buna. Ee, total zaten valid 565 adres var. Şey yapabilen, bunu mintleyebilen. Ee, Kendimi o yüzden şanslı hissediyorum açıkçası. Bayağı kısıtlı. Bunun haricinde ne vardı arkadaşlar? Stamp var mesela. Stamp'e bakalım. Evet top 100 stamp Holder. Bakın bu da ne kadar homojen bir şekilde dağılmış durumda. Mesela şu adres %2.36'sına sahip. %1'ine sahip olan bir adres var vesaire. Çoğu ama gayet güzel dağılmış durumda aslına bakarsanız. Bunda da 2351 adres var. Eğer mintlediyseniz ve tabi geçerliyse siz de bu 2351 kişiden birisiniz. Bunun haricinde Karen diye bir şey çıkmıştı sanırım ya. Karen mı? Öyle bir şey çıkmıştı. Kevin'e şey. Ee, ben bunu mintlemedim. Buraya baktığımızda adresin biri yüzde %15'ine sahip. Mesela bu iyi bir şey değil yani. Yüzde %15'ine tek bir adresine sahip olması. Yani dumplayabilir bu markete gelirse. Zaten 97 tane holder var. Bilmiyorum pek iyi durmuyor kağıt üzerinde. Bobo'ya bakalım. Bobo, Bobo'da ilklerden, Bobo'da da evet %5 tutan bir tane adres görüyoruz, şunlar biraz problem ama onun haricinde yine 364 tane holder var, gerisi baya dağılmış durumda, fena durmuyor, ne var başka, Nivek vardı sanırım, Kevin'in tersini yapmış birisi, 239 holder'ı var, onun da dağılımı bu şekilde, siz de girip bu dağılımları buradan e, takip edebilirsiniz. Stampscan.xyz adresinden e, bütün bilgilere ulaşabilirsiniz en güncel haliyle. Bunun haricinde Stampunk e, diye bir şey var arkadaşlar. Bu da işte esas 20'ler üzerindeki NFT'lerden. Ben bir tane mintledim açıkçası OpenSea üzerinden Emblem Vault. E, ya bu ne oluyor? Stamp'leri e, Ethereum üzerinde mintliyorsunuz. Daha sonra bunları claim edip adresinize yollayabiliyorsunuz bir şekilde. Ben o yüzden bir tane geri kalmamak adına en ucuzundan bir tane mintledim açıkçası. Bunların da gerçek olup olmadığını şu adres var. Bunu tabi nasıl yazacağım bilmiyorum. Burada OpenSea adresini atıyorum bir tane. İşte Stampunk var. Stampunk'a girdiniz. Şuradan linkini kopyaladınız şu adres satırını şuraya gelip yapıştırıyorsunuz ve çek diyorsunuz bu da size e, ee, gerçek olup olmadığı konusunda bakın this is legit diyor yani orijinal diyor satın almadan önce kontrolünü yapmış oluyorsunuz bu şekilde alabilirsiniz esas söylediğim üzere gayet popüler bu ara bakın blockchain.com 1.3 milyon takipçiliği büyük bir hesaptır burası Bitcoin stamplerle alakalı tweetler atıyor. Ee, bu güzel bir şey. Mike and Space işte esas 20'nin e, mucidi diyeyim. O bir tweet attı. Ordinallerle alakalı. Mesela o ilk ordinalini 50 binlerde almış. Şu an 9 milyonda. Aynı beklenti şu an esas 20'ler için var. Ee, şurada bir adresim daha vardı sanki benim. Ha evet, Stempunk'ın anlattığı bir e, tweet var. Eee esas 20 trading on marketplace. Yani marketplace'e gelmesini bekliyor. Muhtemelen Stempunk'ın da bağlantıları var. Stank tokenları var bu arada Stempunk'ın. E, ondan da almıştık. Onun dağıtımını bekliyoruz açıkçası. Takım önce Stank'ı kendi mint'ledi hepsini. Sonra bir şekilde e, dağıtımını yaptı Discord'da. Bunu aldık bakalım ne olacak göreceğiz. Bundan da biraz umutluyum açıkçası. Bir tane de dediğim gibi NFT'sinden aldım. Bu trendi takip etmenizde fayda var arkadaşlar. Ben elimden geldiğince sizlere bilgi vermeye çalışıyorum ama bir yandan da çekiniyorum. Çünkü garantisi yok. Yani riskli bir iş. Bazılarınız hemen alıyor. Bazılarınız işte şüpheyle yaklaşıyor. Ben de şey yapmak istemiyorum açıkçası çok fazla. Böyle sizi böyle... ...bir anda bir şeyin içine sürüklemek. Ee, önce kendim girip bakıyorum olaya. Siz de araştırın. Tabii ki kendi araştırmanızı yapın. Ee, Stempunk'ın attığı tweet'te de... ...işte dediğim gibi marketplace... ...beklendiğine dair şey var. Gelecektir yakında. Yani nasıl ki BRC20'leri gördük... ...SRC20'leri de göreceğiz. Ee, yakında diye umuyorum. Ee, benim kendi Telegram kanalımda... Bu konuda konuşabilirsiniz. Kripto Proje Telegram kanalında oraya da gireyim. Şu Kripto Proje benim kendi Telegram kanalım. Bitcoin sistemlerle alakalı kendi Telegram kanalları var. Buraya bakabilirsiniz, takip edebilirsiniz. Bunun haricinde Discord var tabii ki. Discord kanalları da var. Bu konuyla alakalı Discord kanalına da bakmanız lazım. Bunun haricinde şeyi de göstereyim size ee, önemli bir haber. Stamp Bankın bu şeyi Discord'u ee, önemli bir video var. SRC 20 ile alakalı olarak bakın SRC 20 için bir tane wallet e, şu an geliştirme aşamasında buna girdiğinizde görüyorsunuz Stamp Nexus vesaire hepsini görebiliyorsunuz çok güzel bir şey. Ee, geliştirme aşamasında şu an. Yani henüz elimizde şey yok. Bakın şu şu ekran önemli. Ee, evet. işte bakın sistem, bobo, pizza, pepe hepsinin oranını görebiliyorsunuz. Ve tabii ki atıyorum 1 milyon tane ise 500 binini yollama vesaire gibi şeyler gelecektir herhalde üzerine diye düşünüyorum. Bakalım bekliyoruz. Ee, emekleme döneminde olan bir e, şey bu. Evet olay. Yani bugüne kadar Bitcoin üzerinde hiçbir şey olmamıştı. Bu bir ilk yani Bitcoin tarihinde. O yüzden bu böyle geçiştirilecek bir şey değil bana göre. Ee, yani Bitcoin üzerinde NFT'ler, Bitcoin üzerinde tokenlar bunlar önemli şeyler. Bu şeyi, bu hype'ı kaçırmayın arkadaşlar. Bu hype böyle geçici bir hype gibi gelmiyor bana. Yani böyle bir işte shitcoin, işte AI hype falan gibi bir şeye benzemiyor bu. Bu devamlı devamı olabilecek bir şey gibi geliyor bana o yüzden e, lütfen e, araştırmanızı yapın geri kalmayın bu konudan bunu söyleyebilirim size videoyu beğenip Twitter'dan beni takip ederseniz de çok sevinirim arkadaşlar bir sonraki videoda görüşürüz hoşçakalın